Evet, hemen silikon kutumdan rugları çıkartıyorum. Hem onlara da bir göz atalım. İçlerinden bir tanesini seçelim. Ve onu ciketle kombine ederek bir sahte haline getireceğiz. Benim genelde kullandıklarım bunlar. Boyutlar farklı olabilir. Siz istediğiniz boyutu seçebilirsiniz. Bunu ciketle kombine ederek bir sahte haline getireceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi farklı farklı renkleri var. O renklerden size bahsedeceğim. Şöyle bir tanesini seçelim. 5 gramlık bir ciket kullanacağım ama 3, 5, 7 ve 10 gram ciketlerle kombine ettiğim oluyor arkadaşlar. Farklı farklı ciketlerle ve farklı ağırlıklardaki ciketlerle kullanıyorum. Bu tür kafaları da, ciketleri de derin sularda tercih ediyorum. Çok nadir de olsa sığ sularda da, hızlı sarımlarda bunları da kullandığım oluyor. Ama genellikle tüm derinliklerde kullanabileceğiniz ciket şekli, ciket kafası bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yuvarlak bir yapıya sahip. Öncelikle ne yapıyoruz arkadaşlar? Orijinal olan iğnesini çıkartıyoruz, kenara koyuyoruz. Hemen ciketimizi yanımıza alalım. 3 gramlık bir ciket kombine edeceğim. Şu kısımdan, şu kısımda gözle burun arasını tam ortadan ikiye kesip kısaltıyorum arkadaşlar. Evet. Ciketi rugla takarken hafif ıslatabilirsiniz. Ama onun öncesinde iğnenizin ucunun çıkacağı yeri işaretleyelim arkadaşlar, yine kalemle. Bakın buraya bir işaret koyuyorum. Delikten geçirip tam artı işaretinin ortasına gelecek şekilde iğnemin ucu çıkartıyorum ve son kısma kadar iteliyorum. Gördüğünüz gibi son derece güzel bir silikon sahte hazır. Arkadaşlar bu bir sahteye döndü. Bunu normal dalarlı bir sahte gibi kullanabilirsiniz. Özellikle gece avlarınızda inanılmaz avlara imza atacağınızı garanti edebilirim. Mutlaka deneyin. Ben bununla çok güzel balıkları aldım. Özellikle yeşil renkleriyle çok güzel balıklar yakaladığımı söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi son derece güzel 3 gramlık bir ragot hazır. Gece avlarınızda çok güzel balıklar yakalayabilirsiniz. Levrek meralarında mutlaka bu şekilde denemeler yapın. Benim tercih ettiğim birazcık daha mat rengi olan ve bu boyut mat rengi olan yeşil fosforlu biraz ışık tutup, tabii bunu da ciketle kombine ediyorum kullanmadan önce. İnanılmaz güzel bir fosforu var. Her atışımda fosforu doldurmuyorum. Yaklaşık 5-6 atışta bir fosforu doldurma dediğim, yani fosforu doldurma dediğimde cep telefonumun ışığını veyahut da balık şapkamın ışığını kullanarak biraz fosfor almasını sağlıyorum. Daha doğrusu ışık almasını sağlıyorum. Attığım zaman da, ışığımı kapattığım zaman da zaten renkli halini görebiliyorsunuz gece parladığını. Şimdi arkadaşlar genelde ben bunu kullanıyorum. Mat rengini kullanıyorum. Ama bu rengi de gayet güzel. Bu rengi de gayet başarılı. Bu renkle avlanıyorum. Ve bu renkle hatır sayılır büyük levrekler ve barakudalar yakaladım. Eminim siz de çok güzel avlar yapacaksınız ve çok güzel balıklar avlayacaksınız. Çok basit bir aksiyonu var. Su derinse aynı bir sasukeyi çeker gibi veyahut da herhangi bir dalarlı sahteyi çeker gibi atıp kamışımın ucunu aşağıya doğru eğiyorum. Ve çok yavaş sarım yapıyorum. Gündüz yaptığım sarımdan bir tık aşağıda bir hızda sarıyorum arkadaşlar. Yaklaşık 2 sarımda bir bilekten sert
ve kısa bir jerk vuruyorum. O jerk vuruşumda silikon suyun altında bir dalgalanma, aşağı yukarıya doğru bir dalgalanma yapıyor. O düşüş esnasında da genelde balıklar direkt ambarlıyorlar. Çok güzel bir şekilde keyif verici bir ava imza atmış oluyorsunuz. Mutlaka mutlaka deneyin arkadaşlar. Size diğer kombinasyonlarını da göstereyim bunun. İşte bu rengi de mutlaka tavsiye ediyorum. Mavi beyaz sedef 10-10,5 santim uzunluğundakiler tavsiyem. Sedef rengi direkt bunu da kullanabilirsiniz. Farklı renklerde kombinasyonlarını size göstereyim arkadaşlar. Gündüz kullanabileceğiniz, gene gece kullanabileceğiniz, gece gündüz rahatlıkla kullanabileceğiniz bir kombinasyon daha. Bu 5 gramlık ciketle. 5 gramlık ciketle kombine ettiğim mavi sedef. Bakın bu tarz ciketler de var. Bu tarz ciketlerle de direkt düz kesim yapıp kullanabilirsiniz. 12 santimlik. Hatta ve hatta tekne avlarınızda bu boyutları tek başına yavaş bir şekilde sırtı olarak da çekebilirsiniz ve mutlaka balıklar ilgi gösterecektir arkadaşlar. Gene Dayvan'ın ciketi 14 gram. Farklı bir silikon. Onu da bu şekilde bir sahteye çevirdim. Bununla da çok güzel balıklar avlayabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi. Gene mavi beyaz. 12 santim. Farklı bir ciket yapısı var. Bu yapıdaki ciketlerini rahatlıkla kombine edip raglı ile kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gene farklı bir silikon. Gene aynı şekilde ciket. Son derece uygun. Bunun da burasında fosfor var. Gene gece gündüz bunu da kullanabilirsiniz. Gerçek bir gümüş bala gibi. Önemli olan arkadaşlar kuyruk aksiyonu ve görüntüsü tabii ki. Ama ilk başta kuyruk aksiyonu en önemli konu. Ve tabii ki vazgeçilmezim. Bana göre hepsinden çok çok daha iyi iş yapan Fish arkadaşlar Black Minnow. Özellikle bu renk gece ve gündüz ben tek geçerim. Bunun üzerine bir silikon tanımıyorum açıkçası. Şimdi Raglu da çok çok iyi ama bana göre en başarılı silikon Fish Black Minnow arkadaşlar. Plastik kafa her derinlikte suda kullanabilirsiniz. Çok aşırı derin sular haricinde tabii ki. Özellikle sığ sular için yapılmış. Levrek için aksiyon vermekte en kolay kullanabileceğiniz ağırlık bu. Ağırlık derken arkadaşlar bunlar içi boş plastik kafa olan bir Fish Black Minnow'lar. Özellikle sığ sular için yapılmış. Hatta halka kısmı da üst tarafta değil burun kısmında gördüğünüz gibi. Klips halkası. Bana göre en çok verim veren, bana göre en verimli silikon levrek için bu arkadaşlar. Bu renk, bu boyut ve bu kafa. Dikkatli olmanız gereken tek konu levrek avlarken barakudalarında inanılmaz derecede ilgi göstereceği silikonunuzu paramparça eder. En son yakaladığım levrek avında yakaladığım barakudanın en favori silikonuma yaptığı budur. Buyurun arkadaşlar. Zaten diş izlerinde görebilirsiniz. Çok balık yakaladım bununla. Hala da kullanıyorum. Bu da diş izlerinden bir tanesi. Son zamanlarda gece gündüz kullandığım diğer bir silikon ise arkadaşlar Pandora. Mutlaka kutunuzda bulundurun. İnanılmaz derecede iş yapıyor. Gece ve gündüz. İnanılmaz derecede iş yapan nefis bir silikon karides. Son zamanlarda benim en çok tercih ettiğim gece ve gündüz aynı aksiyonla balık alabildiğim, aynı sarımızla balık aldığım silikonlar bunlar arkadaşlar. Bunları da ben kesinlikle ve kesinlikle kutunuzda bulunsun diye tavsiye ediyorum. Tabii ki bu bütçenize de bağlı.
Ama şu silikon bu şekilde geliyor. Yaklaşık 35-40 lira gibi bir rakam. Ve inanın kolay kolay deforme olmuyor. Belki onlarca balık avlayabilirsiniz. Son derece sağlam, iğnesi çok güçlü. Öyle balıklarla mücadele ettim ki anlatsam inanamazsınız arkadaşlar. Gerçekten son derece güzel yapılmış. Çok etkili. Tek bir renkte hem gece hem gündüz, hemen hemen her renkleriyle hem gece hem gündüz levrek avlamanız mümkün. Özellikle gece avlarında iri levrekleri çok rahatlıkla kandırabiliyorsunuz. Nefis bir karides, silikon karides, mutlaka ve mutlaka deneyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gece avlarında kullandığım ve özellikle levrek avlarında kullandığım ciket kombinasyonlarım ve silikonlarım bunlar. Siz de lütfen tecrübelerinizi ve düşüncelerinizi yorum kısmına, bu videonun yorum kısmına ekleyin. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni butonu önemli. Beğeni butonuna basarsanız sevinirim. İnşallah sizlere faydası olmuştur. Herkese rastgele arkadaşlar. Bol trafik avlar.